Evet, bir diğer soru yine YGS program tarzı sorulardan, bu adım ilerleme soruları. Bunun değişik versiyonları var tabi. Senaryo aynı, figüranlar değişiyor. Kiminde kurbağa oluyor, kiminde robot oluyor, kiminde oyuncak oluyor, kiminde eşek oluyor, kiminde insan. Ne yapıyor bu sorular? Diyor ki 5 adım ileri, 3 adım geri. Tekrarlı olaylar bunlar. Ya ileri gidiyorsun ya geri. Giden bir oyuncak toplamda 151 adım attığında kaç adım ilerlemiş olur? Soru bu. Şimdi sonuçta bizim şunun mantığı anlamamız gerekiyor. 5 adım ileri, 3 adım geri. Yani toplamda kaç adım atıyorum ben? 8 adım. Peki 8 adımda ne kadar ilerlemiş oluyorum ben? 3 adım ileri, 3 adım da geri ol, 5 adım ileri, 3 adım da geri olduğuna göre 2 adım ilerlemiş oluyorum. 2 adım ileri. 8 adımda 2 adım ilerliyorum. Şimdi ben ne yapmalıyım? 151'in içerisinde kaç tane 8 adım var acaba? 151'i 8'e bölüyorum. Buradan bir kere 8, 71. Kaç kere var burada? 8 kere 64. Şuradan kalan kaç? 7. Demek ki 18 tane 8 adım. Yani o zaman ne kadar ilerlemiş olurum? 18'e 2'yi çarparım. O da 36 olur. 36 adım ileri gittim. Peki bu 7 adımı ne yapabilirim ben? 7 adımda yapacağım işlem belli. 5 adım ileri gidiyorum, 3 adım geri. 7'nin içerisinde bir tane 5 ileri gittim. Evet, yani bir 5 daha ileri geldi. 5 adım ileri. Toplamda kaç oldu şu anda? 41 ileri oldu. Peki geri kalan 2 adımı ne yapacağım ben? Çünkü 7'nin içerisinde 5 artı 2 var biliyorsunuz. 2'yi de mecburen geri gideceğim. Çünkü sistem onu söylüyor. Ya ileri ya geri. 41'den 2'yi çıkarıyorum. Kaç oldu? 39. Demek ki 39 adım ileri gitmiş olduk. Tekrar anlatalım şimdi. Yapmamız gereken toplam adım sayısı 5 ile 3, 8 adım. Ne kadar ilerledim? 5 ileri gittim, 3 geri, 2 adım ileri gittim. Ben 151 adım attığıma göre 8 kaç tane var? 18 tane tam bu şekilde var. Bu 2 ile çarpıldığında 36 adım ileri gittiğimi gösteriyor. Kalan 7'yi ne yapacağım? Bunun içerisinde bir 5, bir 2 var. 5'i nereden uydurduk? Çünkü soruda verilmiş 5 diye. 7'nin içerisindeki 5 ileri gitti anlamında kullanıldı. 41 adım ileri gittim. Peki öbür 2'yi ne yapacağım? 2 de geri gideceğim mecburen. Çünkü ya ileri gidiyorum ya geri. Bu videoda bu kadar. Umarım yararlı olmuştur.